Sen Yücel Bey'in erkek arkadaşlarıyla yazışıyor musun? Hayır. Yazışır, ona normal geliyor çünkü onların. Siz, ya hayır, siz niye öyle söylüyorsunuz ya abicim? Niye öyle siz söylüyorsunuz Deniz Hanım'a ya? Öyle de söylemeyin. Onlar da her şeyi beğenmiyorlar. Çocuğunuzu almasaydınız yani. Ben de Derya'nın annesi olarak Derya'yı savunuyorum. Deniz'im bir saniye. İftira atmadan yapın. Siz iftira atıyorsunuz. Çocuğa neler söylediniz ya? Ne söyledim? Ne söyledim? Her şeyi söylediniz. Siz utanın siz. O çocuk sizin ağzınıza bakmayan dört dörtlük bebe oldu. Deniz sana şunu söyleyeyim mi? Deniz abla bunu sen yaparsın adam dediniz. Derya'nın yaptıklarını bize iftira ataraktan kapatamazsın. Adam çıkarken yüzü olması gerekiyor. Bunu anla. Ya kendine söyle kendine. İşte size ben diyecekti de ben size beden aldık diyorum. Deniz ben. Senin yüzün varsa savunuyor. Köyü karıştırdın. Ben söylüyorum. Savunuyorsun. Bak Deniz'i beğenmediyseniz bir saniye. O zaman Deniz'in kızını almasaydınız. O da aynı şekilde bize hayır, gelmeyecek. Öyle demeyin abi. Hayır, herkes kendi yaptığından sorumlu. Aynen öyle. Yani Deniz'cim sen Yücel Bey'in iş arkadaşını, patron Bey'le konuşuyor musun? Hayır. Tamam, konuşman doğru mu? Hayır, yanlış. Ben de onu soruyorum. Diyorum ki bak Derya, ortalığı karıştırıyorsun. Hayır, ben o zaman bir erkeğe taramadan ne yaptınsa yaptın ama o cinayet zamanı ortalık yine bir karışmış. Kimi karıştırdın kızım söyle. Sen sağ biz selamet. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Ben ama sen yaptığının farkında değilsin o zaman. Derya'cığım bak o babasıyla ilgili attığın mesajlar var ya Selim'in. Bak çok samimi söylüyorum. Bunun doğru olduğu, bu doğru diye de söylemiyorum. Yapılmaması lazım. Arkanı dönüp gitmen lazım. Ama herkes sakin olmaz. Bu ülkede her 100 erkekten 50'si... Altına imzamı atarım. Ya seni öldürür ya babasını. Şey o mesajlar üzerine bir saniye. Ben %50 diyorum. Kızım niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani senin için birileri kavga mı etsin istiyorsun? Senin için birileri... Ya mesajları kendini tatmin ettirmek için bana yazdırıyordu. Yazma. Ayrılmışsın ya. Ya ayrıldım da o evliliğimin ilk günden beri bana yazdırıyordu zaten. Artık ben de bunu herhalde bu böyle oluyor. Normale aldım onu da. Normal olduğunu düşündün. Ben de normal olduğunu düşündüm yani. Ama ayrılmışsın artık. Dönmüşsün annenin evine. Ya döndüm. Daha artık ne kayınpederin kalıyor ne bilme kayınvaliden kalıyor. Biz sürekli zaten bu şeyleri yaşıyorduk ama. Kaçıncı dönmesi? Ben sürekli annemin evine geldiğimde bana böyle mesajlarla zaten şimdi, bulunuyordu. Şimdi bir görüntü izleteceğim size. Bu aslında ikisi bir değil mi? Şimdi bir komşu var. Olay akşamı görülen bir siyah araç var. O siyah aracın plaka tespiti yapılamadığı için Selim'in amcasına ait olduğu söylenen aracın olduğu. Ama Emre'nin amcasına ve Emre'nin de içinde olduğu düşünülüyor. Emre'nin amcası da diyor ki Emre o gece eğleneceğim diye aldı arabayı benden çıktı. Ve bu görüntülerden sonra cinayet mahallinden çıkan tek araç orası o olduğu için Emre 37 gün cezaevinde kalıyor. Az önce konuşmasını izledik ses kaydını. Şimdi o akşam komşu dışarıya sağlığa zararlı olan sigarayı içmek için çıktığında bir konuşma duyuyor. Bu konuşma rahmetli Selim'le sesinden tanıyamadığı birisi arasında geçiyor. Ve Selim'i o gece eğlenmeye götürmeye çalıştığını, Selim'in gitmediğini söylüyor. Ve şöyle bir dert yanıyor o Selim'in yanına gelen kişi. Diyor ki ben bir kızı sevdim ama problem var. Aslında hani kızla ilgili derdini anlatıyor. Gel seninle beraber gidelim içelim şunu yapalım falan diyor. Ama Selim de diyor ki benim sabah işim var gelemem. Bakın izleyelim hem o görüntüleri hem de komşunun ifadesini. Cinayet mahallinde görülen siyah araç. Aşağı yukarı 11.30-11 arası. An be an kamera kayıtları. Konuşmalara şahit olan komşu. Hararetli bir konuşmaydı. Konudan konuya atlıyordu ve hızlı bir konuşmaydı bu. Yer Ankara Mamak. Tarih 11 Ağustos 2022 Perşembe. Saat 22.15 suları. Gökçeyurt köyündeki güvenlik kamerası Selim Yalçınkaya'nın evine giden yolu görüntülüyor. Bu esnada siyah bir araç kameranın görüş alanına giriyor. İncelemelerde aracın içindeki kişinin ailenin şüphelendiği isimlerden biri olan Emre Yaşlar'ın olduğu tespit ediliyor. Kameranın
kameranın kayıt aldığı bu anlardan yaklaşık 20 dakika sonra, yani cinayetten çok kısa bir süre önce Selim Yalçınkaya'nın biriyle konuştuğuna komşusu şahit oldu. Komşu o akşam neler duyduğunu ekibimize anlattı. Aşağı yukarı 10.30-11 arası olay akşamı evin balkonunda tütün kullanıyordum. Bu sırada evin yanından gelen iki kişinin konuşmasına şahit oldum. Selim Yalçınkaya ile başka biri konuşuyordu. Tek kişi mi? Tek kişi. Konuşan kişi Selim'e kendi yaşadığı aile problemlerinden bahsetti. Babasıyla tartıştığını, kendi kafasına silah dayadığını ve babasının bu silahı elinden aldığından bahsetti. Ardından da bir kız meselesinden bahsederek Selim'e bundan dert yandı. Kızın kendisini sinir ettiğini, kız yüzünden epey sinirlendiğini söyledi. Nasıldı konuşması peki? Böyle sakin sakin ve hararetli miydi? Hararetli bir konuşmaydı. Çünkü konudan konuya atlıyordu ve hızlı bir konuşmaydı bu. Selim de buna karşılık olarak hani teselli verir şekilde kısa kelimelerle cevap veriyordu. Komşu o akşam Selim Yalçınkaya'nın konuştuğu kişi tarafından evden uzaklaştırılmaya çalışıldığını da dile getiriyor. Selim'in yanında konuşan kişi Selim'i arabada alkol var gel içelim diye çağırdı. Selim bu teklifi reddetti. Reddederken yarın sabah işim var, arpa çekeceğim. O yüzden gelemem, yorgunum, uyumam lazım dedi. Gelen kişi bu sefer Selim'i tütün almaya gidelim, hemen döneriz diye bir teklif yaptı ve ısrar etti. Selim bu teklifi tekrardan yarın sabah işim var, uyumam lazım diyerek reddetti. Ben de buna mütakip bu konuşmalardan bağımsız olarak eve geçiyorum. Peki Selim Yalçınkaya ile konuşan kişinin sesi tanıdığı birine mi aitti? Sesin sahibini tanımıyorum. Yani sesin kime ait olduğunu bilmiyorum. Zaten köydekilerle çok alakam yok. Sadece yazlık olarak kullanıyoruz orayı. Olayla ilgili de bir şey görmedim. Sadece ayaküstü bir kulak misafiri oldum. Peki gördünüz mü şahısları? Sadece ses mi duydunuz? Hayır, görmedim. Zaten ağaçlar vardı. Akşam vaktiydi. Herhangi bir şey gözükmüyordu. Hani ben de dikkat etmedim. Şimdi Emre'cim bak yine sana söylüyorum, bu yayına bağlan. Gelsin. O gece amcan arabayı sana verdiğini söylüyor eğlenceye gittiğin için. Hatta galiba Gölbaşı'na gitmişsin Ankara'da. Sonra oradaki komşu diyor ki birisi geldi. Dedi ki hani gel gidelim eğlenmeye, içmeye vesaire. Şu, o kişi sen miydin değil miydin? O kişi sensindir. Binmişsindir arabana, gitmişsindir. Senden sonra birisi gelmiştir. Ama şimdi bunlar birbirine bağlantılı ilerliyor. Sonra dediğim gibi Derya ile aranızdaki mesajlaşma. O başka bir şey söylüyor, sen başka bir şey söylüyorsun falan. Hiç oraları akıl kârı değil. Bir de benim anladığım kadarıyla senin annenle ilgili çok haklı olduğun bir hassasiyetin var. Bir kavga anında biz şöyle düşündük. Yani Emre'ye annesiyle ilgili böyle bir şey söylendiğinde o Emre'yi çıldırtır işte. Ummadık tepki verebilir. Ummadık tepkiler verebilir. İşte zaten ben hep o tepkilerden bahsediyorum. Yine hep söylüyorum. Bazen yanlış anlaşılıyorum. Ben söylediğim şey olsun diye söylemiyorum. Olanları anlatıyorum. İstatistiklere göre anlatıyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki istatistiklere göre. Yılda atıyorum 1000 tane cinayet işleniyorsa bir istatistiği var onun. Kim işliyor mesela? Atıyorum 900'ü erkekler tarafından işleniyorsa o erkeklerden kaçı bu mevzulardan dolayı cinayet işliyor? Kaçı alacak verecekten dolayı işliyor? Kaçı da işte trafikte orada burada işliyor? Atıyorum, anlatabiliyor muyum? Bunlar belli. O yüzden ben yine söylüyorum. Bu söylediğim kadınlar geri adım atsın meselesi değil. Akıllıca davransın meselesi. Bir kadın erkeğine ne söyleyip ne söylemeyeceğini tartarak konuşmak zorunda. Bunun başka yolu yok. Tartarak konuşmuyorsa insanları her türlü yola sürüklersin. Ve ben bunun yaşla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çok samimi söyleyeyim. Bu yaşla ilgili bir şey değil. Nefret ederim. Biliyor musun bu bana baktı, biliyor musun bu bana laf attı, biliyor musun bana... Ne istiyorsun yani, ne istiyorsun yani? Seni daha mı sevecek, daha mı kıskanacak, daha mı bilmem ne yapacak? Ki sen mahkeme dosyasında 3 kez kışkırtmak için diyorsun. Niye kışkırtmak istiyorsun Selim'i? Niye kıskandırmak istiyorsun? Yani kıskanacak da bir durum yok. Adam senin az önce söylediğine göre kıskanmıyor zaten. Hangisi doğru? Yani seni başka erkeklerle paylaşmayı dile getiren bir adam... seni kıskanmasından nasıl bahsedebiliriz? Nasıl bahsedebiliriz Derya? Bir söylediğin diğeriyle tutmuyor kızım. Hangisi? Ha? Söyle hangisi? Cevap yok. Sana ne dedim dün? Yalan söylemek zor zanaat. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.